Efendim bugün Afyonkarahisar'da, Afyonkarahisar'ın İscihisar ilçesinde nereye geldik? Mermerin kalbine geldik. Mermerin kalbi neresi? İscihisar. Mermer deyince akla neresi gelir? Özbektaş mermer gelir değil mi? İscihisar'a gelen mutlaka Özbektaş mermere uğrar. Biz de öyle yaptık. Özbektaş mermere uğradık. Bakalım Özbektaş mermerde neler var neler. Hadi bakalım. Arkadaşlar Özbektaş mermerin dünyaya ününü duyurduğu Afyon mermeri hatta Akşehir siyahı işte burada. Bunu sizlere yani yurt dışına gönderen Afyon Türk TV izleyicilerine öncelikle buradan seslenelim. Bakın mermer ihtiyacınız varsa Özbektaş mermerde Alparslan Bey'i bulacaksınız. İhracatın uzmanı desek yeridir. Alparslan Bey nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Evet şimdi bize... Burada yurt dışına, yurt içine böyle en çok giden mermer neler var? Bize göstermişsiniz. Mesela şu arkamızdakiyle başlayalım. Bizim bünyemizde Akşehir siyahı, Akşehir'den çıkan bir mermerimiz. Ve burada fabrikamızda ürettiğimiz bir mermer. Doğal taş, güzel bir taşımız. Her eve, tezgaha, merdivene, basamağa, her türlü, her şeye, yer döşemesine kullanılan bir ürünümüzdür. İhracata giden bir taşımızdır. Evet, Akşehir siyahını sevgili Alparslan Bey anlattı. Şimdi şöyle diğer mermerlerimize bakalım. Çeşit çeşit mermer dolu arkadaşlar burası. Yani bu nedir mesela? Bu İscihisar'ımızın taşı. Afyon gri mermer diye ismi belirttiğimiz bir taş. Bu da güzel bir taştır. Özbektaş, Hüseyin Bektaş patronum Aflani rustik yeşili getirip kendimiz üretiyoruz. Başka ocaktan satın aldığımız bir şöyle taş. Araya doğru girsek hocam. Oralarda neler var? Bakalım şöyle bir. Gel Mustafa bak burada ne taşlar var, ne taşlar. Çeşit çeşit. Marmara ikilik plakalarımız var. Bunlar Marmara. Bunlar rustik. Bunlar İscihisar grilerimiz. İscihisar gri ürünlerimiz. Bunlar rustik yeşillerimiz. Rustik yeşilini ne yapıyorlar hocam? Nerede kullanıyorlar genelde? Bunları döner, plakaları dönerlerde kullanıyorlar, merdivenlerde. Merdivenlerde genelde evet. Kullanılıyor rustik yeşilleri. Evet, pencerelerde kullanılıyor. Pencere tezgah yapılıyor, mutfak tezgahlarına gidiyor. Peki en çok mesela şu mu tutuyor? Bu merminin adı neydi? Bu Marmara pijama dediğim. Marmara pijama. Pijama. Ama hakikaten de pijama gibi değil mi? Evet. Bu çizgilerden mi kaynaklanıyor pijama şeyi? Bu çizgilere pijama ismini verdim. Ya nasıl ya bu şu an toprağın altında bu kendi orijinal haliyle çıkıyor değil mi? Evet. Yani zorlayıp bunun hiçbir şey değil. Bu suyun altında kasitlenip bütünleşmiş bir taştır. Doğal hali bu yani. Doğal bir taş yani. Doğal taş. Peki bu hemen buna geçelim bir dakikaya. Akşehir siyah bizim kendi ürünümüz bu. Akşehir siyah. Bu bildiğin büyük kayalardan birazdan göstereceğimiz büyük kayalardan dilim dilim yapılıyor. Tabii tabii teh. Bu büyük bir katrak makinemiz var. O tek parça kesiyor. Bir de estemiz var. Este de tek tek kesiliyor. Arka tarafta bir fabrikamız daha var. Orada ihracata işlik yapıyor. Kasaya konuluyor. Tamam peki şuradaki taşımız ne? Şurada çok kalın bir taşlarımız var böyle ama patlatma taş dedikleri bu mu? Mezar yapılıyor bunlarla. Ha mezar taşları mı? Beşlik bunlar. Kalınlığı 5 santim. Mezara gidiyor bunlar. Mezar için kullanılıyor.
Mezarın kenarlarına hem de mezar taşı olarak. Evet, mezar taşı olarak. Pekala. Şimdi şurada kalıp kalıp olanlar var. Bloklar. Onlara bloklara bakalım şimdi. Hadi bakalım blokları görelim. Arkadaşlar şimdi Özbektaş Mermer'de blok sahasındayız. Bakalım bloklarımız neymiş? Bunlar Akşehir'den kendi ocağımızdan ürettiğimiz bloklar. Şu taşlarda Eflahan'dan getirdiğimiz, Kastamonu Eflahan'dan getirdiğimiz taşlar. Burada üretim yerimiz de var. Üretim yerine doğru gidiyoruz. Bakalım üretimde neler oluyor, neler çıkıyor. Bakalım. Şimdi bloklarımızı nasıl işliyoruz, nasıl yapıyoruz ona bakacağız. Şimdi nereye gidiyoruz? Bu blokları bu vinçle kaldırıp üretim yerine şu alatlarla takıp este makinemize koyuyoruz. Este makinesine koyuyoruz. Este de tek tek kesiliyor bunlar. İşleniyor. Evet, bayağı bir sesli ama burası. Dur bakalım nasıl olacak. Üretim yerimiz burada. Bu bloklar böyle kesiliyor tek tek işte. Burada kesiliyor. Burada baş kesme. Burada büyük bloklar kesiliyor, doğru mu? Burada este de tek tek kesiliyor. Sağlam olan taşlarımız şurada katarak var. Katarakta kesiliyor. O parlak katarak plakalar da bu katarakta kesiliyor işte. Katarak dediğimiz makine bu. Bunun üretimi bu yani. Bu bir kere de kesiyor. Komple bloğu. Katarakta blokları da este de kesiyoruz. Sağlam blokları bunda kesiyoruz. Burada dilim dilim yapıyor. Evet. Ondan sonra öbür tarafa üretim yerimiz var. Orada cilaya giriyor. Kasaya konuyor. Arkadaşlar şimdi sizleri görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Bakın mermer kesimi nasıl oluyor, nasıl size ulaşıyor bunu göstereceğiz. Arkadaşlar Afyonkarahisar'da İscihisar denen bir ilçe var. Burası mermerin kalbidir biliyorsunuz ki. Mermerin kalbi olan İscihisar'da Özbektaş Mermer'e geldik. Özbektaş Mermer'in sevgili sahibi ve işletmecisi sevgili Hüseyin Pektaş. Yanımızda Hüseyin Pektaş kaç yılında kuruldu? 1990 yılında kurulmuş şirketimizdir. Amcam Mustafa Bey, babam Halil Bey. Faaliyetimizi gösteriyoruz mermer fabrikamızda. Peki ocak olarak neler var? Akşehir Tuzlukçu mevkiinde siyah ocağımız ve Konya Karaman'da traverten ocağımız mevcut şekilde çalışmaktadır. Peki en çok mesela taşlardan hangisi üretimde şu anda revaçta gidiyor? Akşehir siyahı. Akşehir siyahı revaçta gidiyor. Peki günlük ortalama çıkış olarak nedir mesela kesim olarak? 1000 metrekare kesimimiz var. Bunun yarısını ayırıyoruz. Sarı seleksiyonu gireni sarıya ayırıyoruz. Siyaha gireni siyaha ayırıyoruz. Ortalama 500 metrekare kendi fabrikamızdan üretimimiz var. Peki genelde hangi ülkeler? Genelde şu an Romanya piyasası çok hızlı. Romanya? Evet. Amerika'ya yapıyoruz 1.2 set ihracata. Peki yurt içi pazarında nasıl yeriniz şu anda mesela? Nerede görüyorsunuz kendinizi? Yurt içi pazarında genelde takas üzerinde araç takaslı mermer veriyoruz. Daire takaslı. Çünkü para dönmüyor piyasada, çek dönüyor. Çeke de pek sıcak bakmıyoruz Galeri Bey. Pekala, genelde satışlar ne üzerine oluyor? Mesela işte sizden blok mermer mi satışlarınız mı var yoksa dilimlenmiş olarak mermer mi satıyorsunuz, ne satıyorsunuz? Mermer blok olarak getiriyoruz fabrikamızda. Kaplama, basamak, plaka, döşeme, her türlü fayans üzerine tabir ettiğimiz mutfaklarda kullanılan fayansları da yapıyoruz. Pekala, İscihisar'ın neresinde Özbektaş Mermer? Bahçecik yolu üzerinde. Bahçecik yolu üzerinde. Telefon olarak nasıl ulaşsınlar size? Özbektaş Mermer diye her yerde ulaşabilirler zaten. Tanınmış bir firmayız. Ailemiz bu olsun, biz olalım. Köklü aile. Bir aile olarak tabii değil mi? Köklü bir aile olarak. Adımız da duyurur.
O zaman internete, Google'a, haritalara Özbektaş Mermer yazdığınız takdirde direkt olarak buradasınız. Eğer ki bilgi almak isterseniz Hüseyin Bey'in numarasını verelim. 545-341-0515. Evet, buradan sevgili Hüseyin Bey'e uğrayabilirsiniz, görüşebilirsiniz kendisiyle diyoruz. Öncelikle misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler, bol kazançlı, bereketli günler diliyoruz size de. İnşallah, size de. Pekala. Evet, bir sonraki durağımızda tekrardan görüşmek üzere.